Otonom araçlar geçmişten beri hayal gücümüzde uzun süredir yaşıyor ve eğer hayal edebiliyorsak bunu yapabiliriz. Ellerinizi direksiyon simidinden çekerek eve dönüş yolundaki trafikte gözlerinizi kapatıp arabanızda dinlenmeyi hiç düşündünüz mü? Hali hazırda bu teknolojinin zaten geliştirildiğini ve yakında kullanılabilir durumda olacağını haber vermek istedim. Benzer bir şekilde mevcut otonom sürüş teknolojisinin nasıl çalıştığını derinlemesine bilmek ilginçtir. Elektronik yakıt enjeksiyonundan hava yastığı kontrol modülleri, ABS fren sistemi, stabilite kontrolü, otopilot ve immobilizatörler şu anda hali hazırda yeni model arabalarda kullanılmaktadır. Bu elektronik kontrol cihazlarının otonom otomobillerde kalite, verimlilik ve güvenlik açısından dev bir adım atması gerekecek. Hazırsanız bu teknolojinin şu anki konumunu ve geleceğini konuşalım. Otonom bir araba, çevresini algılayabilen ve insan müdahalesi olmadan çalışabilen bir araçtır. Bir insan yolcunun herhangi bir zamanda aracın kontrolünü ele geçirmesi veya sürücünün araçta bulunması gerekmez. Otonom bir araba, geleneksel bir arabanın gittiği her yere gidebilir ve deneyimli bir insan sürücünün yaptığı her şeyi pratikte yapabilir. Otonom arabaların yaratacağı büyük devrimin trafik güvenliği üzerindeki etkisinin de çok hissedilir olacağını düşünmekteyim. Otomobillerin karıştığı kazalar, küresel olarak 8. sırada gelen ölüm nedenidir ve bu kazaların %95'i insan hatasından kaynaklanmaktadır. İşte bu yüzden araba kazalarının küresel olarak 8. sırada gelen ölüm nedeni olduğu ve kazaların %95'inin de insan hatasından kaynaklandığı akılda tutulursa, ulaşım otomasyonunun geliştirilmesinin kazaların sayısında önemli bir düşüşe sebep olacağı varsayılabilir. Bir aracın otomasyon seviyesi ne kadar yüksekse, yapay zekanın ve hesaplamanın aracın bileşenleri üzerindeki etkisi o kadar büyük olur. Bu nedenle bu otonom makineleri hem donanım hem de yazılım açısından çekici kılan mantığı anlamak gerekiyor. Otonom araçlar aracı kontrol etmek ve sürmek için sensörleri ve yazılımı birleştiren, insan sürücülerin aracı güvenli bir şekilde kullanmak için kontrolü ele almasının gerekmediği arabalar, kamyonlar, otobüsler ve diğer taşıtlara verilen isimdir. Otonom araçların sokaklarımızda özgürce dolaşması için otomobil üreticilerinin hem sürüşte hem de otomobilin bakımında sürücülerle işbirliği yapan teknolojileri kademeli olarak eklemeleri gerekiyor. Bu özelliklerden bazıları şu anda yeni üretilen araçlarda kullanılıyor. Örneğin seyir hızı kontrolü, sürüş ve park yardımı, frenleme yönetimi, engel tespit sistemi, diğer araçlar ve sürüş uyarlamaları ile yakınlık uyarıları, ortam koşullarının izlenmesi, trafik ve yol durumuna göre hız ayarı. Şu anda dünyada yasal olarak çalışan ve tamamen otonom araçlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte frenleme yardımından şerit değiştirmeye ve park etmeye yardımcı olmak üzere çeşitli miktarlarda otomasyona sahip arabalar ve kamyonlar gibi kısmen otonom araçlar hatta bazı modellerde belirli bir derecede otomatik direksiyonda bulunur. Hala emekleme döneminde olmasına rağmen otonom sürüş teknolojisi giderek daha yaygın bir hale geliyor ve ulaşım sistemimizi kökten değiştirebilir. Otonom araçların sınıflandırılmasında 6 özellik seviyesi vardır. Farklı otomobiller 0 ile 5 arasında bir ölçekte tanımlanan çeşitli özellik seviyelerine sahiptir ve otonom bir aracın çalışması hakkında konuşmadan önce bu seviyeleri anlamak önemlidir. Otomobilin içerdiği aktüatör ve sensörlerde ne kadar teknolojik çözümler varsa otomasyon derecesi de o kadar yüksek olur. Bu nedenle Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği araçları otomasyon derecelerine göre farklılaştırmak için bir sınıflandırma oluşturarak tüketicilerin ve bakım uzmanlarının modelleri tanımlamasını kolaylaştırdı. Bu sınıflandırma için 5 seviye belirlenmiştir. Seviye 0. İnsanlar tüm önemli sistemleri kontrol eder. Seviye 1. Hız sabitleyici veya otomatik frenleme gibi belirli sistemler araç tarafından birer birer kontrol edilebilir. Seviye 2.
Araç, hızlanma ve direksiyon gibi en az 2 eş zamanlı otomatik işlev sunar. Ancak güvenli çalışma için sürücü dikkatli olmalıdır. Seviye 3. Araç tüm kritik güvenlik işlevlerini belirli koşullar altında yönetebilir. Ancak herhangi bir uyarı durumunda sürücünün görevi devralması gerekir. Seviye 4. Araç hepsinde olmasa da bazı sürüş senaryolarında tamamen otonomdur. Seviye 5. Araç her durumda tam olarak otonom sürüş yapabilir. Bazı otomobil modelleri hali hazırda belirli düzeyde otomasyonla seri olarak üretilirken, yeni prototiplere ve projelere otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri daha üst seviyede otonom sürüş kazandırmak için çalışıyorlar. Farklı özellik dereceleriyle otonom araçlar önümüzdeki yıllarda popüler hale gelecek ve günlük hayatımızı çok daha konforlu hale getirmeye yardımcı olacaktır. Otomobil üreticilerine ve teknoloji tahminlerine göre seviye 4 otonom otomobiller önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sürülecek. Peki otonom araçlar pratikte nasıl çalışır ve hangi teknolojilerden yararlanır? Otonom araçların geliştirilmesi ileri bir aşamadadır. Günümüzde yapay zeka, bilgisayar görüşü ve diğer yöntemleri kullanarak araçların sadece önceden belirlenmiş parametrelere göre tepki vermekle kalmayıp aynı zamanda olasılıkları da öğrenmesi için yollardaki engel türlerini ve durumları ayırt etmesine olanak tanır. Araçlardaki yerleşik bilgisayarlar kablosuz bağlantı ile birbirleriyle bilgi alışverişi yaparlar. Böylelikle otomobillerden birinin karşılaştığı beklenmedik bir olay herkesin aynı koşullarla başa çıkmayı öğrenmesine yardımcı olacaktır. Bunun için otomobillerin mevcut elektronik modüller ve araçüstü diagnostik teşhis sistemlerinden daha güçlü bilgisayarlı bir merkeze ihtiyacı olacaktır. Kendi kendini süren sistemlerin çoğu radar gibi çok çeşitli sensörlerden elde edilen bilgilere dayanarak çevrelerinin dahili bir haritasını oluşturur ve bunu sürdürür. Bazı otonom araçlar dahili haritayı oluşturmak için diğer sensörlerle birlikte lazer ışınları da kullanır. Bir otonom aracın görüş sistemi, genellikle aracın önünü, yanlarını ve arkasını kaplayan birkaç yüksek çözünürlüklü kameradan oluşur. Radar teknolojisiyle benzer bir teknoloji olan ve prototip otonom araçlarda da kullanılan lidar ise lazer darbeleri kullanarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya çalışır. Bu sistem radarda kullanılan radyo dalgaları yerine lazer darbeleri kullanır. Lidarın aksine kameralar trafik ışıklarını, inşaat bölgesi işaretlerini ve acil durum araç ışıklarını tespit etmek için yararlı olan rengi de algılayabilir. Bu kameralar gün ışığında ve düşük ışık koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır. Ancak diğer kameralar gibi ışık azaldıkça çözünürlük düşer. Yazılım daha sonra gerçek zamanlı olarak elde edilen bilgiyi işler, bir yol izler ve aracın hızlanmayı, frenlemeyi ve direksiyonu kontrol eden aktüatörlerine talimatlar verir. Araç yolculuğuna başladığında yazılım yüzlerce nesneyi bisikletliler veya yayalar gibi farklı şekillerde yorumlar ve trafik ışıklarını ve işaretlerini okur. Engellerden kaçınmak için kurallar, algoritmalar, öngörücü modelleme ve nesneler arasındaki ayrımcılık, örneğin bisiklet ile motosiklet arasındaki farkı bilmek, yazılımın trafik kurallarını takip etmesine ve engelleri aşmasına yardımcı olur. 5. seviyeye kadar kısmen otonom araçlar, sürücünün sistemin beklenmedik bir olayla karşılaşması durumunda müdahale etmesini gerektirebilirken, gelecekteki tamamen otonom araçlar yani seviye 5 otonom araçları bir direksiyon simidi bile içermeyebilir. Otonom araçların teknolojisi çok karmaşıktır ve henüz bunun uygulanması için yeterli teknolojiye sahip değiliz. Bunun arkasındaki nedenlerden biri, sürücüsüz araçların sürüş koşulları ve trafik sıkışıklığı veya yolu tıkayan olası engeller hakkında iletişim kurmasına ve bilgi toplamasına olanak tanıyan tutarlı yüksek hızlı internet bağlantısının henüz olmamasıdır. Diğer bir neden de bazı araçların güvenli bir şekilde gezinmek için son derece ayrıntılı haritalara ihtiyaç duymasıdır. İnsan sürücüler anlık kararlar verirken ve davranışları tahmin etmek için yayalarla göz teması kurmak veya diğer sürücülerin yüz ifadelerini ve vücut dilini okumak gibi ince ipuçlarına
ve sözlü olmayan iletişime güvenirler. Peki otonom arabalar nasıl bir yol izleyecek? İnsan sürücülerle aynı hayat kurtarma içgüdülerine sahip olacaklar mı? Otonom bir araba, kar tabakası ile kaplanmış bir yolda şeritler kaybolacağı için nasıl ilerleyebilecek? Bu ve bunun gibi sorunlar kuşkusuz ki ilerleyen teknoloji ile beraber çözüme kavuşturulacak. Tüm bunlara rağmen otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleri otonom araç pazarına büyük yatırımlar yapıyor. Bu yeni araç dalgası hayatlarımız üzerinde muazzam bir etkiye sahip olacak. Şimdiden ulaşım zinciri yeniden tasarlanmaya başlanıyor. Sensörler, çipler, radarlar, lidarlar, bağlantı noktaları, kameralar gibi sayısız elektronik cihazı ve her türden algoritmayı özetlemek gerekirse kaputun altına yerleştirilirler. Başka bir deyişle önümüzdeki 10 yıllarda araçlar bir tür seyahat eden bilgisayarlara dönüşebilir.